bu krizi, şu an yaşanan Rusya-Ukrayna krizini Türkiye bir fırsata çevirebilir. Eğer Türkiye bunu yaparsa, uluslararası alanda inanılmaz derecede prestij sahibi olur. Sistematik bir şekilde Türkiye'yi kuşatma için alıyor. İnanılmaz bir derecede barışmak istiyor. Bir barış mutabakatı oluşturmak istiyor Zelenski. Ara buluculuk rolünü üstlenmesi Türkiye için krizi fırsata çevirmek olur. Şimdi bir tehlike de var. Ona da dikkat çekmek lazım. Kulağımıza da geliyor. Şu an bu tarzda bir olay da maalesef bekleniyor. İçinden çıkılmaz hallere sebep olabilir. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine gündemdeki bir konuyla bugün karşınızda olacağım. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna mücadelesi hala devam ediyor. Her ne kadar benim şahsi kanaatime göre çok fazla uzamayacağını düşünsem de şu an bu videoyu çekerken de son aldığım bilgilerde o yönde çok şiddetli çatışmalar devam ediyor. Özellikle Rusya hem Belarus üzerinden hem de diğer kalan askerleri de sınırdan Ukrayna sınırına, kendi sınırından Ukrayna sınırına dahil ederek kuşatmayı tamamen iyice hızlandırmış durumda. Sevgili dostlar, bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Nedir bu? Şimdi Rusya'yı ilginç bir şekilde Türkiye'de böyle bir Rus karşı propagandası yapılmaya başlandı. İşte Rusya şöyle, Rusya böyle, Rusya Katliamcı, Rusya Ata, Rusya bir sürü şey çıktı. Ben takip ettim. Çok enteresan. Sosyal medya bazı hesapları da. O Rusya'ya şucu bucu şuncu bucu diyenler, Rusya'yı yerden yere vuranlar Amerika'ya nedense hiçbir şey söylememiş. Amerika Irak'ta 1,5 milyon Müslümanı katletti ama bakıyorum o hesapta hiçbir söylem yok. Amerika Orta Doğu'da akıtmadığı Müslüman kanı kalmadı ama Amerika'ya hiçbir şey söylenmiyor. Şimdi bugün de diyorlar ki Rusya efendime ee, Türkiye için çok büyük tehdit. Yahu 2016 yılından beri yani 15 Temmuz 2016 yılından beri biz Rusya ile stratejik bir müttefiklik kurduk. Ve bu müttefiklik dahilinde özellikle son yıllarda böyle bir takım görüşmeler, Astana süreci vesaire Suriye'deki olaylarda hep Rusya ile birlikte hareket ettik. Hatta bakın Fırat Kalkanı ile başlayan Suriye'ye yapılan sınır ötesi operasyonlarda Rusya'nın da bu anlamda Türkiye'ye sağladığı bazı kolaylıklar oldu. Şimdi bunları görmezden mi geleceğiz? Bunu Türkiye Cumhuriyeti devleti ve devleti yönetenler çok iyi biliyor. Türk devlet haklı da Avrasya Birliği hamleleri çerçevesinde Rusya ile iyi ilişkiler kurma gayretine devam ediyor. Fakat hep diyoruz ya NATO Türkiye'nin sırtında bir kambur. Bu olaylarda bakın Türkiye NATO ülkesi olmasından mütevellit biz inanılmaz derecede bazı şeylere mecbur bırakılıyoruz. NATO üyesi olduğumuzdan dolayı. Aslında bu Ukrayna konusunda NATO'nun üzerimizdeki o kamburunu daha fazla hissettik. Şimdi bu olaylar olurken Akdeniz'de de biraz artık yavaşlama oldu. Fark edebildiniz mi sevgili dostlar? Akdeniz'de Türkiye'yi yoğun bir şekilde kuşatma altına alanlar bir anda bütün yönünü Doğu Avrupa'ya çevirdi. Yani Ukrayna Rusya meselesine. Bu da Türkiye'nin orada da biraz daha rahat nefes almasını sağladı. Yine başka bir husus özellikle bundan da bahsetmek lazım. Şimdi dedim ya işte ilginç propagandalar yapılıyor Türkiye'de. Şimdi nedense bakın çok enteresan Amerika'nın Türkiye'yi kuşatmasından kimse bahsetmiyor. Şimdi Amerika bugün değil geçmişten beri ki özellikle bak altını çiziyorum 2016 yılından beri 15 Temmuz'dan itibaren başlayan süreçte sistematik bir şekilde Türkiye'yi kuşatma için alıyor. Yani o meşhur harita var işte batımızdan Adalar Denizi yani Ege Denizi'nden aşağıya doğru Akdeniz Suriye sınırına doğru büyük şöyle bir kuşatma var. Şimdi Suriye'de Şimdi Ukrayna olayında gördük. Amerika doğru düzgün Ukrayna'ya destek veremedi. İşte bir takım yaptırımlar yaptı Rusya'ya. Sanki Rusya bu yaptırımları beklemiyordu. Bekliyordu. Rusya'nın beklemediği bir hadise değil ki bu. Ama tam manasıyla silah anlamında çok fazla yardımını göremedik. Aynı Amerika tırlar dolusu PYD ve YPG'ye silah verdi. Ve vermeye de devam etti. PKK'ya, onun uzantısı PYD'ye, YPG'ye, bu taşeron terör örgütlerine tırlar dolusu silah veren Amerika Ukrayna'yı deyim yerinde ise hayal kırıklığına uğrattı. Zelenski de bunun farkında Ukrayna Devlet Başkanı ama işte Zelenski de şimdi şunun derdine düşmüş. Her ne kadar ülke savunmasından bahsetse de inanılmaz bir derecede barışmak istiyor. Bir barış mutabakatı oluşturmak istiyor Zelenski. İşte tam da bu noktada benim iddiam birkaç gündür de bunu dillendiriyordum ama söylemekte fayda var bu videoda. Sevgili dostlar bu krizi şu an yaşanan Rusya-Ukrayna krizini Türkiye bir fırsata çevirebilir. Nasıl çevirebilir? Az önce söylediğim barış mutabakatı olayı. Sevgili dostlar bakın çok enteresan. Türkiye'nin Rusya ile şu an arası iyi. İyi yani Putin'le yakın görüşmeler var. Zelenskiy, Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna ile yakın görüşmeler var. İki devleti de Türkiye Cumhuriyeti İstanbul'da yapacağı bir zirvede iki devleti de masaya oturtup bir barış mutabakatı imzalatabilir. Eğer Türkiye bakın çok önemli bu. İstanbul'da bir zirvede iki devleti Hatta Azerbaycan'ın da katıldığı bir mutabakat da Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya. Özellikle Rusya, Ukrayna özelinde bir barış mutabakatı imzalatılabilir. Eğer Türkiye bunu yaparsa uluslararası alanda inanılmaz derecede prestij sahibi olur. Ve bu Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığını daha da arttırır. Özellikle de o iki devlet arasında ara buluculuk rolünü üstlenmesi Türkiye için krizi fırsata çevirmek olur. Dolayısıyla ben 1,5 2 hafta veya en geç 2,5 hafta sonra yani uzun zaman bu savaşın süreceğini sanmıyorum. 2 2,5 haftadan itibaren bir barış mutabakatı bu anlamda imzalanabileceğini, savaşın bitebileceğini düşünüyorum. Ama Şimdi bir tehlike de var ona da dikkat çekmek lazım. Kulağımıza da geliyor. Zelenski'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir suikaste uğrayabilir diye bir söylenti var. Özellikle Rus istihbaratı FSB'nin daha önceden Ukrayna'da yerleşik olan hatta orada önemli vazifelerde olan bir takım görevlileri şu an kripto şekilde yani artık aslında Ukrayna'dan gibi gözüken ama FSB'nin önemli bir ismi. Yani içeriden kaleyi etmeye çalışıyoruz ya. Bu anlamda eğer bir şey olursa yani Ukrayna Devlet Başkanı bir suikast olursa, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hayatını kaybederse işte o zaman işler biraz daha farklı bir hal alabilir. Bu da bir tehlike. Bunu da söylemekte fayda var. Şu an bu tarzda bir olay da maalesef bekleniyor. Yani ben birincisini tercih ederim bunu değil de Rusya'nın ve Ukrayna devlet başkanı Zelenski'nin beraber İstanbul'da Türkiye'nin ara buluculuğunda Azerbaycan'da olabilir bu noktada ikili dörtlü mutabakat şeklinde bir barış mutabakatı imzalama imzalatılmasını açıkçası daha doğru bulurum çünkü bu içinden çıkılmaz hallere sebep olabilir ki bu anlamda çok önemli o yüzden bu olayı değerlendirirken bunu da söylemek lazım. Şimdi yine söylüyorum. Bugün acaba Türk ordusundaki komutanlara sur, sorsak tehdidi nereden bekliyorsunuz diye? Emin olun hepsi Amerika'yı gösterir. Şimdi bunda bunu da söylemekte fayda var. Çünkü diyeceksiniz ki ya işte niyet okuma. Niyet okuma değil. Yani bu deda ağa, hep söylüyorum. Önceki videolarda da söyledim. Birçok yere Yunanistan'a silah yığına yapan PYD ve YPG'yi eğiten aynı şekilde silah yığınağı yapan Suriye sınırında. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yapılan tüm tatbikatlarda, askeri tatbikatlarda Türkiye'ye karşı Amerika, diğer işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır gibi devletlerin yanında olan Amerika bugün Türkiye'yi dört koldan kuşatma çabasında. Zaten NATO'nun Doğu Avrupa'ya doğru genişlemesi de aynı şekilde Avrasya'yı bir kuşatma hamlesi. Aslında Avrasya Birliği dediğimiz o stratejik dengenin uluslararası bir birliğin olmasını istemiyor Amerika. Dolayısıyla Afganistan'dan topar topar çıkarak bir anda bütün hedefini Doğu Avrupa'ya, Kafkasya'ya ve dahi Asya'ya çevirdi. Ve bunu da buradan söyleyelim arkadaşlar. Kısaca Asya'da da yakın zamanda Orta Asya'da da Türkmenistan ve Kırgızistan hattında bir karışıklık, bir kaos, Kazakistan'daki olaylara benzer bazı hadiseler görebiliriz. Bunu da buradan söyleyelim. Bunun bir takım benzerlerini Balkanlarda da bekliyorum. Daha önceki videomda söylemiştim. Özellikle Bosna Hersek'te Sırp çeteleri inanılmaz derecede orada silahlandırıldı. Dolayısıyla Bosna Hersek'te de bu anlamda bir Balkanlarda bir iç ayaklanma tarzı bir kaos yaşanabilir ki bu çok tehlikeli. Umarım ki böyle bir şey yaşanmaz. Biz yanılırız ama bu da şu an bir beklenti aşamasında. Yani dört koldan kuşatılan bir Avrasya coğrafyası. Ve bu coğrafyanın merkezindeki ülke Türkiye ve merkez ülke Türkiye üzerine oyunları şu an Amerika ve NATO eliyle Batı da buna zaman zaman dahil oluyor. Oynamaya çalışıyorlar. Türkiye Avrasya'daki tarihi mevzilenmesine çok dikkat etmeli ve bundan vazgeçmemeli. Ukrayna meselesinde de Yunanistan'a kısaca bir şey söyleyip videoyu sonlandırmak istiyorum. Şimdi Yunanistan Ukrayna olayını iyi görmeli. Ukrayna'da Zelenski'nin yaşadığı hayal kırıklıklarının daha ağırını daha ağırını Yunanistan yaşayabilir. O yüzden Yunanistan da onun bunun gazıyla Türkiye'ye karşı bir eğer planı varsa Türkiye'ye karşı bir hamle yapmak istiyorsa çok iyi düşünsün. Sakaşvili örneğini alsın, Paşinyan örneğini alsın ve Zelenski örneğini alsın. Ona göre iyice düşünsün Yunanistan. Bunu da buradan söyleyelim. Sevgili dostlar dediğim gibi bu yakın zamandaki mutabakat olaylarını buradan söylemiş olduk. Umuyorum ki Türkiye bu krizi bir şekilde fırsata çevirecektir. Çevirmelidir de. Hem ekonomik olarak çünkü yakın zamanda kapatmadan bunu da söyleyelim aklımıza gelmişken. Almanya Stinger füzeleri vesaire Ukrayna'ya silah yardımında bulundu. Şimdi Rusya bekliyor. Rusya birkaç güne belki bir haftaya Avrupa gazını kesme, doğal gazı kesme konusu da daha çok gündeme gelebilir Rusya tarafından. Rusya böyle bir şey yaparsa Avrupa'da fabrikalar çalışmaz hale gelir. Avrupa donar. Ve Rusya'ya karşı uygulanan ambargo uzun zaman bu olaylar bitse de uzun zaman devam edebilir bu ambargo. Dolayısıyla biz bundan yararlanarak Rusya ile ticaretimize daha fazla hız verebiliriz. Bu anlamda ticari anlamda daha büyük hacimlere çıkabiliriz. Doğudaki o gücü Avrasya'yı yeniden yükseltebiliriz. NATO'ya karşı da tek güç ben Avrasya Birliği görüyorum. Bunun alt basamakları işte kurulmuştu. Türk Devletleri Teşkilatı vesaire bunların hep alt basamakları. Bakalım neler olacak. Hepinize sevgi saygılarımı sunarken videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.